Merhabalar. Herkese günaydın bu arada. Dostlar, yatırım tavsiyesi değildir bu kelimeyle başlamak istiyorum. Aslında buna da başlama zorunluluğumuz yok ama işte böyle YouTube'da böyle bir şeyler oluşmuş. Şimdi dostlar, piyasalara genel baktığımızda şu an biliyorsunuz Binance hesabına girdim. Piyasalara tıkladığımızda yeşil bir hakimiyet görüyoruz. Yeşil bir ortam görüyoruz bugün. Gün itibariyle Bitcoin'de şu anda bir yükselişte. Ben TradingView'de ısı haritalarını açtığımda da kriptolar bölümünde açtığımda da ortalığın bir yeşil olduğunu görüyorum şu an. Sizin düşünceleriniz nelerdir bilmiyorum ama yakın bir gelecekte küçük bir hype yaşayacağız bana göre. Küçük bir hype yaşamamızın sebebi de nasıl söyleyeyim, 2023 yılında yani çok yükselişler, yani büyük bir rally beklenmiyor ama küçük bir rally mutlaka gerekli. Çünkü büyük banyalara da para gerekli dostlar. Yani ben hisse senetleri ve kriptoların büyük banyalar tarafından yönetildiğine inandığım için 2023'te de hiçbir balina aç gezecek hali yok ya. Onlara da para lazım bildiğiniz üzere. Şimdi aslında yani hem halka arz bölümünde Türkiye'deki İstanbul borsasında hem de kriptolarda bugün beklenen işte ABD'nin enflasyon verileri falan açıklanacak. Açıklandı da diye de biliyorum hatta, ya da bugün saat 3'teydi herhalde. Birinci ayın 12'si bugün gün tarihi olarak video yüklediğim tarih. Yani piyasalar nasıl döner bilmiyorum ama İstanbul borsası biraz da şuradan açarsak hatta, pardon, şimdi dün BIST 4728'de kapattı. 5200'lerden, 5400'lerden bir anda BIST'i aşağı çektirir. Şu an haritası olarak açmıyor ama yani 5000 küsürlerden 4728 liraya çok ciddi bir iniş oldu. Sadece halka arzlar gördüğünüz gibi hep tavan atıyor. Yani şimdi SPK aslında halka arzları frenlemiş gözüküyor ama 2 adet bedelsiz onaylamıştı geçen günlerde. Artık bilanço dönemine de giriliyor maalesef. Yani bilanço dönemlerinden dolayı halka arzlara büyük bir para girişi var. Bu da borsayı olumsuz yönde etkiliyor. Mesela şuradan hangisini anlatsam size. Mesela endekste aşağı sert hareketler var. Bunları robotlar acımasız bir şekilde satışlarını destekliyor. Yani bunları kesmek için aşağı satışa BIST 50 hisseleri için kısıtlama getirildi dün itibariyle. Yani aslında geç kalınmış bir hareketti BIST tarafından. Yani bu normalde BIST 50 olarak değil de BIST 100 olarak öngörmesi gerekiyordu. Aslında bilmiyorum, öngörüyorlardır fakat ama geç mi kalıyorlar müdahalede ona bilemeyeceğim. İstanbul borsaları bazen bu tedbirleri uyguluyor açıkçası. Ama zaman zaman erken davranıyor, zaman zaman geç kalıyor. Dün de geç kalınmış bir bölümdü. Mesela açığa satışları engellemesi gerekiyor. Bilmeyenler için öncelikle açığa satış nedir ondan bahsedeyim. Açığa satış arkadaşlar, eğer piyasanın aşağı yönde olacağını düşünüyorsanız olmayan hisseyle hisse satmak ya da çalıştığınız banka ya da aracı kurumdan ödünç cinsi alıp bunu yukarıda satıp aşağıda tekrar alıp aradaki karı cebe koymaktır. Yani elinizde olmayan bir lotu, bir hisseyi satıyorsunuz durumunda. Burada kendi lotunu değil de aracı kurumun lotlarına ödünç alarak para kazanma işidir aslında. Yani sizde hiçbir para yok ama bir bilgi var. Bunun aşağı gideceğini biliyorsunuz. O yüzden yukarıdan satıp aşağıdan geri tekrar aldığınızda, yani tekrar alıp aracı kurumu aradaki lotu ödemeniz gerekiyor. Yani o parayı ödemeniz gerekiyor gibi düşünün. Açığa satış tekniğinde bu şekilde. O yüzden bu açığa satışlar işte BIST'i şelale şeklinde aşağı indiriyor. Aradaki olay o. Evet, biz yine Binance'imize dönelim. Yani biz hem Türkiye borsası hem Binance Global'de işlemler yapıyoruz dostlar. Şurada cüzdanda ben size geçen günlerde şey göstermiştim. Kazan stake etmeyi göstermiştim. Bunlar stake'lerimiz hala duruyor. Bu spot cüzdanımızdaki duran ürünler. Yakın zamanda da buradaki doge'ler var. Bu cüzdanda bundan doge var.
Bu cüzdandaki Doge'ler ve Shiba'lar da tekrardan stake yapacağım. Onlarla ilgili tekrar bir video atmak istiyorum. Mesela şu cüzdanlar arası şey de var. Mesela buraya Doge'yi nasıl atarız? Buradaki mesela ben bu cüzdandaki Doge'yi mesela burada ne kadar? 1372 adet Doge varmış. 2000 TL'lik. Bu cüzdandaki Doge'yi Binance'ye nasıl atarız? Binance'de de stake nasıl yaparız? Onu göstereceğim. Buradaki şibalar durabilir. Yani cüzdanlar arası transferi de sizlere ben göstereceğim. Bazı videolarda bu gelecek. Oo, Avax %25 kalkmış. Bak bak bak. Avax'a da bak. TradingView'e bir bakalım. Avax önce fiyatlamış. Bu biraz benim izleme listem dostlar. TradingView'de. Evet. Şöyle bir bakalım. Dün akşam saat 11'de Avax'a bir pump gelmiş dostlar. 236 liradan 311 liraları görmüş. Şu anda da 299 TL. Yani dün bunu kaçırmışız. Alarm da kurmamıştım açıkçası. Ama şöyle söyleyeyim, 221 TL'den aldığım Avax'larım vardı zaten. Problem yok. Ama eklemeyi yapabilirdik. Eklemede bir geç kalmışız. Aslında ekleme yapmayı düşündüğüm bir coin'dir Avax. Sizler de Avax'ı takip etmenizi önerebilirim. Gerçekten güçlü bir coin proje. Yani ben bunu 100 TL'lerden alıp Avax'ı 800 TL'lerden satmışlığım var dostlar. Birçok arkadaşımla da bir dönem Avax'ı paylaşımını yapmıştım. Hatta 1100'lerden alıp da 1400'lerden satmıştığımız da oldu. Bilginiz olsun. Şimdi aslında düzeltmesini bekliyorum. Avax elinde olmayanlar için buralardan alınma yerleri aslında. 300 TL Avax komik bir rakam. Gelecekte birkaç yıl içerisinde yani 2024'ü halvingi hedeflersek Avax'ın geleceği konum 500 dolarları bulabilir. Çünkü hem projeler hem arzı buna müsaade edebilir. Güçte bir proje arkadaşlar. Evet, videoyu çok da uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Ara ara bu tarz finans içerikleri gelecek. Aslında her gün çekmeye niyetliyim ama maalesef işlerden, zamansızlıktan kaynaklı bunları gerçekleştiremiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.